Mobile Legends resmi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Paranoid Osman. Ben de Murat Murano. Bugün bambaşka bir içerikte ve M4'e özel bir içerikte karşınızdayız. Bugün M4 için düzenlenecek olan o turnuvada bir All-Star ekibi çıkartacağız. Aslında tabii ki gönlümüz ve bizim aklımıza yatan bizim Türk ekibimiz ama bunun haricinde diğer 15 takımı da değerlendirip bunların içerisinde kendi tecrübemiz ve daha doğrusu kendi gözlemlerimize dayanarak bir All-Star ekibi çıkartacağız. Bunun içerisinde şöyle bir şey karar verdik. Haksızlık olmasın diye tabii ki gönlümüzden geçen Türk ekibi fakat her ülkeden bir oyuncu seçerek bir All-Star ekibi çıkartmak. Bunu da beraber birazdan konuşarak gerçekleştireceğiz. Ya dünyada o kadar çok iyi oyuncular var ki. Yani az önce ben bir listeye göz attım. Hepsini tanıyoruz ve hepsi de gerçekten muazzam bir oyuncular. Kesinlikle. Hani hangi koridoru kimi yerleştireceğiz bir de şey. Arkadaşlar 5'li bir takım çıkaracağız. Her koridora her ülkeden sadece bir oyuncu koyma hakkımız var. Ben çok merak ediyorum. Sonunda nasıl bir takım çıkarabileceğimizi. Az çok belli aslında ama gerçi bir takım değil bir 3-4 takım çıkar bu. M4'ten çıkar yani net çıkar. Kuracağımız takımı kimse yenemesin. Ben böyle bir takım kurmak istiyorum ya. Diyorsun. Öyle bir takım kuralım ki milyon dolarlar değerinde olsun. Oyunda toplamda 5 koridorumuz var. Ben üstten aşağı doğru ilerleyelim diyorum. XB koridoru. Şimdi yani takımlara baktığımızda bütün takımlarda teker teker XB koridorlarını söyleyelim. Unique'de Bats var. Anarchy Hoshi'de R7, Blacklist'te Edward, Echo'da Sunfrost, Team Hack'ta Lola, Todak'ta Formace, S11 Gaming Arjantina'da Papadoc, Malnivas Gaming'de Dragon, RSG Singapur Diablo, Burnix Team Flash, ATM, RRQ Akira Tekashi, Okapi'de Hulk var, Incendio'da Alien, Divali'de Chicken, Falcon, Yella, Flash, MDH'de de The King. Çok değerli isimler var ya bu koridorlarda. Bizimki de orada yani parlıyor. 3 oyuncu söyleyeceğim sana. Yani 3 oyuncudan birisi olması lazım. R7 Alien ya da şey koyabiliriz. Chicken var ya Chicken. BTK diyorsun. Evet. Onu ya çok beğeniyorum ben bu arada. Ya Alien'i tek geçerim ama yanına birini koyacaksak da Yellow Flash'ı koyabilirim yani. Kesinlikle daha... Ama Alien biliyor musun? Alien M3'te o yaptığı, Yuuzhong'la yaptığı hareketi hatırlıyorsun. Nerede ki? O şey var ya çalıdan atladı, taşlaştırmayla tuttu, fight'i bir anda çevirdi. Çıkarttığımız yer, aynen. Çok iyiydi. Sol lane'e kimi koyuyoruz? Alien'i koyuyoruz. Alien'i koyuyoruz, Türkiye'nin gururu. Şimdi sıra ormancıyı seçmekte kaldı. Ormana kimi koyacağız abi? Takımlarda hangi oyuncular var? Önce bir oyunculara bakalım. Onyx'te Kairi var. RRQ'da Albert var. Blacklist'te Vice. Echo'da Carl Tizi. Team Hack'te Gary. Todak'ta Rival. Arjantin S11 Gaming'te Jotun. Malvinas'ta Prince Fren. RSG'de Bray. Burn'de Chama. RRQ'da King. Okapi'de Leo. Incendio'da Tianzi. BTK'de Volley'de Mobazen var. Falcon'da Kane. Ve MDH Esport'ta da Jovga var. Şimdi yine tabii ki önce kendi oyuncumuzdan bahsedelim. Tianzi uzun zamandır bu oyunu oynayan ve gayet tecrübeli bir isim. Uzun zamandır da Türkiye'deki bütün turnuvaları zaten ekibiyle beraber kazanıyor ki zaten böyle bir turnuvada da kendisini kanıtlamış ki buralarda. Kendi oyuncumuzu es geçecek olursam zaten o tabii ki kadromuzda. Blacklist'in Vice'ı ve benim en çok hoşuma giden de Onyx Sports'un Kairi'si var. Lancelot. Lancelot'tan öte bütün suikastçıları mükemmel oynayabiliyor. Genelde suikastçı oynuyor. Ve suikastçı aldığı oyunlarda gerçekten fark koyuyor. Yani her ne kadar tank şampiyonları, savaşçı şampiyonları meta da olsa da genelde suikastçı oynuyor ve gerçekten oyuna etkisini koyuyor. İki isim söyleyeceksem birisi Tianzi, diğeri de kesinlikle Kairi olur. Abi Kairi çok iyi. Gerçekten samimi söylüyorum çünkü o suikastçıları hakim oluşu, o bu şu ama RRQ takımının inceden de hastasıyım. Bir yana tabii Türkiye takımı bir yana. RRQ takımının hastasıyım. O Albert var ya Albert. Bitiyorum o çocuğa ben. Ben olsam Albert'i koyardım ama Albert mi Kairi mi arasında kalsak Kairi'yi koyardım ya. Albert birazcık Ronaldo kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kairi de tamamen Messi, tamamen oyun kurucu. Çok güzel özetledim ha bu arada. Şimdi sıra orta koridorda. Takımların orta koridorlarına bakalım. Onyx'te Sans, RRQ'da Clive, Blacklist'te Hadji, Echo'da Sanji. Kalkın yürüyoruz. Hadji Sanji. Aynen ben de ona gülüyordum şimdi. Team Hack'ta Man, Todak'ta Moon, Arjantin'e son bir gaming'de Chen, Malnivas Gaming'de Halle, RSG Singapur'da 505, yapıştırıcı galiba. Yok 404'te o. Burnix Team Flash'ta Seacat, RRQ Akira'da Seigen, Okapi Trones'te
Furu 77, Incendio'da Rosa, The Valley'de Hun, Falcon Esports'a Justin, Medea Esports'a da Need My Help. Bu sonunda şöyle değil mi? Ben yardımıma ihtiyacım var. O zaman giriyorum ben. Tamamdır. Şimdi az önceki etkinlikte de zaten ben söyledim favori oyuncumu. Rosa. Rosa'dır. Çünkü oyunu gerçekten kurmasını çok seviyorum, beğeniyorum da. Yani o zaten kesin. Yani şu ana kadar verdiğim isimlerde en net isim Rosa'dır. Bir şey diyeyim mi? Yani. Bence bizim midimiz Türkiye'nin midi diğer takımların hepsinden daha iyi. Bence de daha iyi. Tamam, hepsinin birbirlerine yakın şampiyonası var ama Rosa'nın oyun zekası, diğer takımların oyuncuları orta koridorlarını bir şekilde toparlayabiliyor. Ama Rosa kendi başına hani Apex gel gidiyoruz diye bir şeyler yaptırtıyor yani. İkisi beraber oyunu çok iyi yönlendiriyorlar. Evet. Abi bu sene şampiyonluk gelir be. İnşallah. Ha, alır mıyız? Neden olmaz? Messi Dünya Kupası'nı aldı, biz de alalım. M4 Kupası'nı yani. Olabilir. Abi ikimiz de o zaman aynı anda söyleyelim. Orta koridordaki oyuncumuz Rosa. Rosa Şahin. Şimdi oyuna en fazla etki gösteren koridor olan altın koridoruna bakacağız. Önce oyunculara bakalım. Onyx'te CW, RRQ'da Skyler, Blacklist'te Ohep, Echo'da Benny, TeamHack'te Panda, Todak'ta Momo, S11 Gaming'te Kai, Malvinas'ta Joel Creve, RSG'de Baby Cakes, Burn'de Hesa, RRQ'da Gustala Gusta, Okapi'de Gado, Incendio'da Sunshine, The Volley'de Basic, Falcon'da Silent, MDH Esport'ta da Hehehehehe. Niki böyle. Bu BDS Sports'un gerçekten bir farklı bir şey var ya. Need my help. Gülüş korkutucu bir gülüş ama. Aynen. Şey daha iyi olur tamam mı diye doğrusunu yaptı. Ben bunu videoda da sürekli yapıyorum zaten. Böyle. Harbi mi? Bu gülüş bazı şeylerin altından çıkıyor abi, çok iyi. Şimdi altın koridor Sunshine'den başlayalım. Ben bu oyunu ilk başladığımda Kiss diye bir ekipte oynuyordum. Ve orada Sunshine'le beraber oynuyorduk. Ve bu çocuk hani oyuna başladığında 12 yaşında falandı. Yani seste konuştuğumuz zaman böyle işte incecik bir sesle Osman abi Osman abi dediğini hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum. Şimdi büyüdü ve M4'e katılıyor. Ve yaşlandık mı Osman? Yaşlandık. Harbiden be. Şu andaki güncel meta ADC'lerini gerçekten çok hakim bir şekilde oynuyor. Yani tam işini yapıyor. Benim o şeyde Rosa dışında, yani Rosa bir yetenek olarak söylüyorum. Benim kendi oyun tarzım, çünkü ben düz oyunu severim. Çok fazla etle sütle karışmadan temiz oyun. Onu en iyi Sunshine yapıyor. Yani böyle mükemmel seviyede çok farklı şeyler değil ama tam ne isterse oyun onu yapan bir oyuncu. Sunshine'ı burada verebiliriz. Öbür tarafta da geçen seneden Blacklist'in O'Hep'i var. Geçen sene MVP'si bu arada O'Hep. Aynen MVP'si. Abi yani O'Hep ile Sunshine'ı karşı karşı orta koridora Beatrix VS'sine koysak yemin ediyorum en az bir yarım saat 40 dakika izleriz. Kapışırlar. Yani sonra bırakırlar, yeter artık bu kadar uzun olur mu? Kolumuz yani. Ağrı derdi. Yani. Hani çok kritik. Abi bu video gerçekten çok zor ya. Blacklist dışındaki ve kendi takımımız dışındaki oyuncuların hiçbirisinin altın koridorunu yani beğenmedim ya. Geçen sene de izledik. Hani RRQ'ya baktığımızda RRQ takımı tamam çok güzel, çok popüler bir takım ama hani yeni bir oyuncu Skyler. Ben yeni gördüm. Geçen sene şey oynuyordu. Zin diye bir oyuncuları vardı. Zin oynamış, hatırlıyor musun? İyi bir oyuncu değil. Yani. He. Zin, Skyler geçen satıyor. Sene de vardı galiba. Ama değişimli oynuyorlardı diye hatırlıyorum. Ha evet, olabilir olabilir. Samimi söylüyorum. Ya o hep ya Sunshine yazalım ya. Bence de. İki kişi yazalım. Altı altı yazalım ya. Ayıramadım ben. O zaman destek şampiyon kaldı. Destek şampiyon Onyx'te Keyboy, RRQ'da Win, Blacklist International'da Oh My Venus, Echo'da Yavi, TeamHack'ta Min, Todak'ta Yumski, Arjantin S11 Gaming'de Erwin, Malinvas Gaming Steve, RSG Singapur'da Lolsi, Burning Steam Flash'ta D7, RRQ Akira'da Luis, Okapi'de Maro, Incendio'da Apex, The Valley'de Shark, Falcon Esports'ta Naomi, MDH Esports'ta Gnart. 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 Abi benim aklıma direkt destek gelince gerçekten Oh My Venus geliyor ya. Ama tank deyince de farklı isimler geliyor. Aynen. Destekte Oh My Venus. Oh My Venus tamamen destek bir kahraman. Estes'i çok güzel oynuyor. Zaten geçen senenin seri kostümü Estes oldu. Öyle bir Estes'i hatırlıyor musun? Dünya şampiyonası bitti. Oyunda full Estes oynuyor diyor. Estes meta oldu hatta. Zaten ona kostüm getirdim. Yani. Şimdi Apex'ten başlayalım. Yine Apex aslında benim için Sunshine gibi. Onu da böyle çok eski zamanlarını hatırlıyorum. Evet. Beraber oynadığımızı, rakip olarak oynadığımızı. Abisi Rukal. Saber oyuncusu. İyi gidi. Ramazan. Mazi. Maziler. Şimdi tank olarak ağır tank ve oyuna zeka etkisi koyma açısından söylüyorum. Apex çok iyi. Evet. Özellikle zaten M4 finalinde de bizim Türkiye'de Atlas'ta yaptığı oyunlar gerçekten mükemmeldi. Onun haricinde Atlas'ı meta yaptı o da ya Türkiye'de. Aynen. Atlas banlanmıyordu, alınmıyordu bile ya. Sonradan işte uçmaya başladı zaten bir anda. Digi banlanmalar, almalar. Aynen. Onun yanında geçen sene de çok büyük etki koyan şey muhabbeti var.
BTK'nın yani Volley'in şarkı. Çok mükemmel bir Lolita oyunu sergilemişti birkaç oyunda. Bu sene de ben iyi işler çıkaracağını düşünüyorum. Apex ve Shark diyebilirim kendi açımdan. Şu an Mobile Legends'ta destek ve tank algısı var. Gerçekten var. Yani destek şampiyonları tank eşya çıkıyorsun tank oluyor gibi. Ya ben Oh My Venus'u destek şampiyonlarına koyardım. Tanklara da Apex'i koyardım büyük ihtimal. Çünkü Kufra'sı, Atlas'ı çok iyi. Lolita'yı belki iyi oynayamıyor. Kajay'ı da belki çok çok iyi oynayamıyor. Ama Atlas'la beraber Kufra da çok fark yaratıyor yani ya. Çok zor bir seçim. Şarkı mı koyalım yoksa Shark'la Apex diyelim be. Desteğe de inceden bir küçücük Oh My Venus koysak dörtlü. O zaman şey yapalım. Yani tank olsaydı Apex diyelim. Destek olsaydı Oh My Venus diyelim. İkisini koyalım. O zaman tank ve destek seçimimizde Oh My Venus ve Apex. Arkadaşlar sizin favori M4 kadronuz ne? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Tekrardan başka bir videoda, başka bir Mobile Legends Türkiye YouTube videosunda görüşmek üzere. Bye bye. Hoşçakalın.